Fizik 2. dönem 2. yazıya hazır mıyız Tonguç Hocam? Hazır değilim hocam. Seninle beraber mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. İlk başta hangi konular olduğunu sana göstereceğim. Ne yapacağız hocam bugün? Mesela bu yazılıda elektrostatik konusu var, enerji konusu var, ısı ve sıcaklık olmak üzere 3 temel başlığımız var. Bu temel başlıklardan sonra sana doğru yanlışlar olan, aynı zamanda normal soruların çözüldüğü, aynı zamanda boşluk doldurmaların olduğu mükemmel kazık soru var mı hocam? Mükemmel bir yazı hazırladım sana. Yazılı hazırladım sana. Tonguç'un bu yazılı programımıza Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi'ne ikisine de hitap ediyor. Fen Lisesi soruları var içinde. Seninle beraber ilk başta bilmemiz gerekenleri bir tekrar edelim varsa hazırsan evladım. Elektriklenme çeşitlerini 3'e ayırıyorduk. Hemen hızlı bir tekrardan sonra çat çat sorulara geçiyor zaten. 3'e ayırıyorduk. Sürtünme, etki ve dokunma ile elektriklenme olarak 3 farklı çeşit vardı elektriklenmenin. Elektriklenmede lütfen sürtünme ile elektriklenmede yüklerin geçişi olduğunu ve eksi yüklerin sadece hareket edebildiğini lütfen bil Tonguç'um. İpeksi. Aynen kesinlikle. İpeksiden ipek kumaşı cama sürtersen ipeksideki ipeğin eksi olduğunu, yün kumaşı plastik çubuğa sürtersen de Tonguç evladım benim plastik yerine ebonit de kullanabilir, unutma. Ebonitteki eksiden e'den hakkına geçsin. E oluyor Tonguç'um. Yani eksi oluyor plastik çubuk. Yün de artı oluyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Tonguç'um bunlar ezber kısmı tabii ki. Onun dışında tabii ki bu artı eksi artılar hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Artı yükler eksi yüklerden fazlaysa cisim artı yüklü oluyor. Eksi yükler artı yüklerden fazlaysa cisim eksi yüklü oluyor. Zaten bunlar klişe. İkisi birbirine eşit oluyor Tonguç öğrenmeyim. Nötr oluyor mükemmel zekisine. Etkili elektriklenmede eğer bir cismin yanına yaklaştırdığın zaman kısmi eksi kısmi artı oluyor. Yani bir cismin bir sağ tarafı eksi sol tarafı eksi olabiliyor. Aynı zamanda Tonguç Öğren Bey'im bu sağ tarafını veya sol tarafını toprağa bağladıktan sonra da bu tarafı bir anda nötr olunca cisim bir anda eksi yüklü hale getirtebiliyorsun. Yani etkili elektriklenme ile cisimleri yüklü hale getirebiliyoruz. Dokunma elektriklenmede tabii ki formüllerimiz var. Dokunma elektriklenmede çok önemli bir şey var. Tonguç bak şunu bil mutlaka. Sürtünme ile elektriklenmede cisimler zıt yükle yüklenir. Ama dokunma ile elektriklenmede cisimler aynı yükle yüklenmek zorundadır diyoruz. Mesela şöyle bir formülümüz var. Mesela iki tane cisim var. Bir tanesi QK, bir tanesi QL diyelim. Tamam mı Tonguç'um? Diyelim hocam. Yarı çapları da QRK bir de RL kadar. Şimdi bunların hangisi daha büyükse onda daha fazla yük birikecek. Çok basit bir metot var. İlk başta yüklerini topluyorsun. Toplam yüke ulaşıyorsun. Toplam yüke ulaştıktan sonra toplam yarı çapa bölüyorsun bunu. Sonrasında bunun yarı çapı neyse onunla çarpıyorsun. Yani QK'nın son yükünü bulmak için QK üssü diyelim buna veya QL'nin son yükünü bulmak için yine toplam yükü buluyorsun. Bu ikisini topla. Sonra bu ikisini topla. Buna böl ve bunun yarıçapıyla çarp tarzında bir mantığımız var, formülümüz var. İçeride zaten sorularımızda bununla ilgili sorular yapacağız sana. Soruları merakla bekliyorum. Aynen sorular geliyor. Elektriksel kuvvette de bilmemiz gereken şey Coulomb kuvveti dediğimiz şey. F eşittir K yani sabit bir sayı çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare şeklinde aradaki uzaklığın karesi şeklinde bir formülümüz var. Yani yükleri ne kadar fazlaysa o kadar fazla birbirlerini itebilirler veya çekebilirler. Aynı yükler birbirini aynı yükler birbirini iter. İter mükemmelsiniz. Zıt yükler birbirini çeker. Bak artı eksi birbirini çekiyor bu tarafa doğru kuvvet. Artı birbirini itiyor bu tarafa doğru kuvvet diyoruz. Tonguç şunu unutma. Kuvvetin eğer vektörel büyüklüğünü arıyorsan bir kere yönü olmak zorunda. Eğer skaler büyüklüğünü arıyorsan bunun mutlaka mutlak değeri olmak zorunda diyoruz. Elektriksel alanı bilmemiz gereken şeyse E şeklinde gösteriyor. Büyük E harfiyle gösteriyor elektrik alan. Elektrik alanda K çarpı Q bölü D kare şeklinde herhangi bir yük var diyelim Tonguç'um. Herhangi bir yükün ilerisindeki mesela Q yükü var diyelim burada. Bunun şu kadar D kadar uzağındaki mesela A noktasındaki elektrik alanını bulabilmek için ben yapmam gereken şey bunun yükü çarpı K sabiti bölü aradaki uzaklığın karesini almak zorundayım. Bir de şunu unutmayalım. Elektriksel alan artıdan eksiye doğru her zaman hareket eder. Bunu bilelim mutlaka Tonguç Evren Bey'im. Artan eksiye doğru hareket eden bu elektrik alanın içine bir Q yükü gelirse bir anda şurada bir Q yükü varsa bu Q yükü bir kuvvet etkisinde kalır. Bu etki de aslında F eşittir Q çarpı E ile hesaplanır Tonguç Evren Bey'im. Yani buradaki elektrik alan çarpı bunun yükü aslında buna uygulanan kuvveti verir Tonguç Evren Bey'im. Bunları hatırlamamız gerekiyor diyoruz. Geldik şimdi de enerji. Aynen saçmalama dangozlaşmayla iş güç enerji konusunda bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu. İşin formülü. İş eşittir Nedir Tonguç'um? W ile yazılıyor. Work'ten geliyor aslında İngilizce'deki. Work, F çarpı... Work. Aynen. Rihanna'nın da bir şarkısı vardı öyle. F çarpı X. Yani kuvvet çarpı yer değiştirme ile bulunur. Yer değiştirmeyi delta X şeklinde de gösterebilirsin. Hiç fark etmez. Bu X dediğimiz şey aslında enerji değişimine yol açtığı için genellikle, yani bir cismi mesela ben buradan bunu buraya kaldırdığım zaman aslında ben bunun enerjisini değiştirdim. Ne yaptım? Burada hiçbir enerjisi yoktu. Burada potansiyel enerjisi var. İşte bu enerji değişiminde delta E, yani E son eksi E ilk şeklinde bulunabilir Tonguç'um. Güç dediğimiz şey ise P şeklinde gösterilir. Power'dan gelir. Work bölü, yani iş bölü W bölü T ile bulunur. Yani birim zamanda yapılan iştir aslında güç Tonguç öğrenmem. Aynı zamanda bu işi ben aynı şekilde delta E şeklinde yazabildiğim için güç eşittir delta E bölü T şeklinde hesaplanabilir. Potansiyel enerji. Bak Tonguç'um, şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere enerji ikiye ayrılıyor. Bizim bu bildiğimiz mekanik enerji, daha doğrusu. Normalde nükleer enerji var, ısı enerjisi var, ışık enerjisi var, bir sürü enerji var. Ama bizim bilmemiz gereken mekanik enerji ikiye ayrılıyor. Bir tanesi potansiyel, bir tanesi de kinetik. Potansiyel enerji dediğimiz şey aslında yükseklikten de kaynaklanabilir, esneklikten de kaynaklanabilir. Eğer yüksekte olan bir cisimden bahsediyorsak M çarpı, yani kütlesi çarpı G yer çekimi ivmesi çarpı yerden yüksekliği H kadardır diyebiliriz. Yani ikinci bir tabirle ağırlığı çarpı yer çekimi ivmesi yüksekliği kadar diyebiliriz. Eğer esneklikten kaynaklanıyorsa bu yaylardadır genellikle. Yaylarda ise 1 bölü 2 zaten fikstir çarpı K yay sabiti dediğimiz şey çarpı yayın sıkışma miktarının karesi kadar bir etkisi vardır enerjiye diyoruz. Burada da yayın içinde biriken kuvveti, yayı sıkıştırmak için kullanmamız gereken kuvveti hesaplamak için de F eşittir K çarpı sıkışma miktarıyla bulabiliriz Tonguç'um. Bunlar da bu formülleri mutlaka bilmemiz gerekiyor sınavdan önce. Ve aynı zamanda Tonguç'um, kinetik enerji dediğimiz şey ise nedir kinetik enerji evladım? Kinetik enerji hocam, insanın kendi ruhundan, kalbinden yansıyan. Kinetik, eski Latince ne demekti kinetik? Hareket. Aynı öyle, hareket enerjisi. Yani bir cismin hızı varsa kinetik enerjisi vardır. Hızının karesiyle doğru orantılıdır. Hareket berekettir. Kütlesiyle doğru orantılıdır ve 1 bölü 2 ile çarpılır. Yani 1 bölü 2 çarpı M çarpı kütle çarpı hızının karesi kinetik enerjiyi verir diyoruz. Bu enerjiler birbirine dönüşebiliyor. Tonguç'um, bu çok önemli bir şey. Yani sen potansiyeli, bak burada potansiyel vardı. Kalemi bıraktım, kinetik enerjiye dönüştü. Aşağı doğru giderken. Şimdi dolayısıyla mesela şu anda ben bunu ittiğim zaman... Araba fren yaptığında koltuktan cama yapışmamız potansiyel bir enerji. Aynen öyle. Ya, hayır öyle değil. O başka bir şey. Mesela burada yayı sıkıştırdığım zaman, bıraktığım zaman giderse bu kinetik esneklik potansiyel enerjisinin kinetik enerjisine dönüşmesidir diyebiliriz. İşte burada dönüşmenden güzel şeyleri aslında şöyle de. Mesela şuradan şöyle topu bıraktığın aşağı doğru giderse hızlanır. Hızlanır ve ne olur? Kinetik enerji oluyor. Burada neydi? Potansiyel enerji vardı. Çünkü yerden yüksekti falan filan. Verim dediğimiz şey ise iş bölü, alınan iş bölü harcanan enerji kadardır. Yani ben bir iş yapmak için mutlaka bir enerji harcarım değil mi Tonguç abi? Evet hocam. Ama bunun sonucunda bir şey elde ederim. İşte bu elde ettiğim işi ben harcadığım enerjiye böldüğüm zaman %50 verim, %60 verim tarzında verim hesaplama yapabilirim. Enerji kaynaklarına baktığınız zaman yenilebilir ve yenilenemez enerji kaynakları var Tonguç'um. Yenilenebilir enerji kaynakları nerede? Hatırlayalım hızlı bir şekilde. Yenilenebilir rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, ondan sonra jeotermal enerji, ondan sonra hidroelektrik enerji falan filan, bunlar doğada zaten var olan temiz enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez enerji kaynakları fosil yakıtlar, yani kömür, petrol, doğalgaz. İğrençler bunlar. Bir de nükleerdir. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Nükleer de çok tehlikeli bir enerji kaynağıdır diyoruz. Geldik ısı sıcaklığa. Bilmemiz gerekenler ısı sıcaklığı şudur Tonguç'um. Bir maddenin sen ısısını arttırdığın zaman, ısı verdiğin zaman maddeye sıcaklığını arttırırsın. Sıcaklığı arttırırsın. Belli bir yerden sonra sıcaklık artmaya başlar. İşte bu dönemde hala ısı veriyorsun, hala sıcaklık artmıyor. Hala işte ya. Burada aslında hal değişimi oluyor. Hangi hal değişimleri oluyor? Maddede biliyorsun katı sıvı gaz hali vardı. Katıdan sıvıya geçişe erime olabilir veya sıcaklığını tekrar arttırıp sıvıdan gaza geçişe buharlaşma veya tam tersine madde soğurken gazdan sıvıya geçerken yoğuşma veya tam tersine de sıvıdan katıya geçerken de donma olabilir. İşte bu hal değiştirmedeki kel-ml formülünü unutmayacağız Tonguç'um. Q dediğimiz şey ısıdır, M dediğimiz şey kütledir, L dediğimiz şey de hal değiştirme ısısıdır. L dediğimiz şey iki farklı olabilir. LE dediğimiz erime ısısı veya LB dediğimiz buharlaşma ısısı şeklinde olabilir. Tonguç'um, eğer madde hal değiştirmiyorsa verdiğimiz ısı sıcaklık değişimine yol açar. Sıcaklık değişimi delta T dediğimiz şey ise aynen son sıcaklık eksi ilk sıcaklık şeklinde hesaplanır. Sıcaklığı büyük T harfiyle gösteriyoruz. zamanında küçük terafile gösteriyoruz. Time and temperature. Aynen, C dediğimiz şey ne biçim dejenere. Hocam ben dejenereyim. Evet, dejeneresi. Öz ısı dediğimiz şeyde C'dir Tonguç Akademi, benim her madde için farklıdır. Farklı maddelerde farklı ısı, farklı hal değişimi ısı var diyoruz. Ve kütle dediğimiz şey her zaman M ile gösterilir, unutmayalım. Kelme acit, eğer şuradaysa kelme acit, eğer buradaysa kelemel, eğer buradaysa kelme acit, eğer buradaysa, yani hal değişimse kelemel, buradaysa kelme acit şeklinde ilerleyen, yani sıcaklık değişimi varsa kelme acit vardır, unutmayalım Tonguç'um. Hesaplamaları zaten beraber ise seninle yapacağız. Isı iletim hızında da şunu bilmemiz gerekiyor. Isı iletim hızı dediğimiz şey aslında maddenin şekline de bağlı, büyüklüğüne de bağlı falan filan. Bak, madde böyle böldüğün zaman silindirik bir madde olduğunu düşün. Burada bir kesit alanı vardır. Bu kesit alanına biz A diyoruz ve bu kesit alanı arttıkça ısı iletim hızı da artıyor. Katılar için konuşuyorum tabii ki. K dediğimiz şey ısı iletim katsayısı, maddeye özgü bir şeydir. Mesela demir daha az iletirken bakır çok daha hızlı ile ısı iletebilir falan filan tarzında farklı maddeler için farklı ısı iletim katsayıları var. Diyebiliriz. Delta T ise iki nokta arasındaki sıcaklık farkı. Mesela burası 100 derece, burası 20 derece. O zaman sıcaklık iletimi çok fazladır. Isı iletimi fazladır. Ama burası 100 derece, burası 90 derece. Yavaşça akar. Yani daha yavaştır. Çünkü zaten aradaki fark çok fazla değil ki diye düşünebilirsin Tonguç'um. Ama L artarsa, aradaki mesafe artarsa, iki farklı sıcaklıktaki noktanın aradaki mesafe artarsa, işte o zaman birazcık yavaşlar ısı iletimimiz diyebiliriz. Hissedilen sıcaklık ve küresel ısınmaya da şunu bilmemiz gerekiyor. Havadaki nem Tonguç'um, hissedilen sıcaklığı inanılmaz derecede değiştiren bir şey. Eğer sen havadaki nem fazlaysa hissedilen sıcaklık daha fazla olabiliyor. Eğer havadaki nem daha azsa, mesela işte Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece ama sen onu 45 derece hissediyorsun. Neden biliyorsun Tonguç öğrenmeyi? Çünkü Antalya çok sıcak, nem var. Antalya'da nem var işte, aynen öyle. İşte bu bağıl nem dediğimiz olay çok etkiliyor bu hissedilen sıcaklığı. Ve küresel ısınmada bizim yaktığımız o adi yakıtlar sayesinde, yenilenemez kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar sayesinde, daha doğrusu sayesinde demeyeceğim, yüzünden diyeceğim. Çünkü anlatım bozuk oluyor. Yüzünden bizim başımıza açılan sera etkisinden dolayı o çıkan karbondioksit gazı, işte azot dioksit gazı gibi pırt gazı etrafa salıyor. Hani sera gazlarından dolayı dünyadan, güneşten gelen ışınların dışarıya doğru yansımasını engelleyen bu sera gazları ne yapıyor Tonguç Akademi? Benim küresel ısınmaya yol açıyor. Dünyanın ısısı artıyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ve geldik aşağıdaki sınavımıza başlıyoruz artık. Hemen bakalım doğru ya da yanlış olarak hemen değerlendirilmiş. Hepsi doğru hocam. İş güç ve enerji vektörel büyüklükleri. Hayır, kesinlikle. Tonguç'um, senin gücün 500 watt diyelim. Ne tarafa doğru? Ne bileyim evladım. Gücün bir yönü yoktur ki. Mesela 500... Evrene doğru. Hayır işte böyle bir şey yok. Mesela iş yaptın. Ne iş yaptın? 500 yıl iş yaptın. Ne tarafa doğru yaptın? Manyak mısın? Böyle saçma sapan bir soru olabilir mi? O yüzden bu yanlış. İş güç enerji skaler büyüklüklerdir olması gerekiyordu bunun. Yani bunun yanlış, bunun skaler olması gerekiyordu diyoruz. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Evet, doğru gerçekten de. Çünkü gücün formülünde W, yani iş bölü zaman, yani zamanı böldüğü zaman birim zamanda yapılan işi aslında bulmuş oluyoruz. Gücü hesaplarken diyoruz. Ve aynı zamanda zaten iş güçte dikkat etsen yukarıda normalde mesela F'in üstünde şöyle bir vektör işareti vardır ya, bu vektörü olduğunu gösteriyor. Mesela V hız ya, hızın vektörü olduğunu buradan görebilirsin ama P'nin üzerinde yoktur veya işte işin üzerinde yoktur bu vektör işaretleri, bunu unutmayalım. Bir cismin hızı artıyorsa kinetik enerjisi de artar. Tonguç evladım benim, bir cismin hızını arttırırsan eğer ki hızı neydi formülümüz, kinetik enerji formülü? KE eşittir 1/2 çarpı M çarpı hızın karesiydi. O zaman sen hızını arttırdığın zaman kinetik enerjisini arttırırsın. Tebrik ediyorum, bu da doğru bir ifade. Esnek cisimlerin sıkılaştırılması ve ya da uzatılmasıyla kinetik enerji depolanır. Hayır. Esneklik potansiyel enerjisi, yani EPE dediğimiz şey aslında 1/2 çarpı K çarpı X kare ile hesaplanırdı. K dediğimiz şey esnek, bu yay sabitiydi. X de sıkışma miktarıydı. Ne alakası var? Sıkışma kinetik enerjiyle bu potansiyel enerji, EPE, bak potansiyel enerji, dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Yanlış. Geldik işin birimi Newton'dur. Yanlış. İş dediğimiz şey aslında F çarpı delta X'e bulunur. F dediğimiz şey Newton'du. Eyvallah, ona bir şey demiyorum. Bu da metreydi. Newton çarpı metrede işin birimi olan jülü verir Tonguç Öğren benim. Bu da yanlış bir ifade. Bak, hepsini doğru yapsanın patlamışını diyorum sana ve geçiyoruz diğer sorumuza. Bak, hem Anadolu Lisesi hem Fen Lisesi sorusu aynı sorunun içinde var. Sürtünmesiz rayın K noktasından fırlatılan 2 kilogram kütleli cisim ile ilgili Enerji dönüşümleri yazınız demiş. Bir kere Tonguç'um, yukarıdan bırakılan bir cisim aşağı doğru gelirken Tonguç şuraya kadar gelecek ve bir anda, daha doğrusu bir anda değil, bu yüksekten aşağı doğru geldiği için aynı roller coaster'daki gibi ne yapacak? Hızlanması gerekiyor. İşte bu hızlandığı zaman aslında olan dönüşüm potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümüdür diyebilirsin. Ve LM arasında ise buradan yukarıya doğru çıkarken Tonguç evlenmem artık buradaki kinetik enerji, yani hızı buraya çıkarken potansiyel enerjiye dönüşmesi gerekiyor. O yüzden kinetik enerjinin potansiyel enerjisine dönüşümü diyebilirsin Tonguç'um. Peki bu normalde formül bilgisi Anadolu Lisesi'nde olmadığı için normalde Anadolu Lisesi hocaları bir sormaması gerekiyor. Ama bazı hocalar soruyor Anadolu Lisesi'nde. Yani birazcık daha zor Anadolu Liselerinde bu tarz fen lisesi soruları gelebiliyor. Gel bakalım fen. Hocam herkes fiziğe çok önem veriyor. O başka bir şey. Fen lisesi sorularını yapalım seninle beraber. Cismin M'deki hızı kaç metre bölü? Ya şuradaki hızını soruyor bize. He, o zaman diyorum ki ben buradaki hızını soruyorsam ben. Şurada çok basit bir formülümüz var. Şunu unutma Tonguç'um. Burada cisme dışarıdan bir iş yapılmış mı Allah'ını seversen? Veya sürtünme kuvveti var mı Tonguç'um? Var. Nerede sürtünmesi diyor Dangozer? Veya ben elime bir şey ihale etmemişim. O zaman diyorum ki hani normalde bir tane formülümüz vardı ya, W eşittir delta E denilen bir formülümüz vardı ya. Yok böyle bir şey. Bu sıfır. O zaman delta E eşittir sıfır denilen bir formülümüz var. Bu delta E dediğimiz şey aslında E son eksi E ilk demek. Bak, E son eksi E ilk demek eşittir sıfır. E son dediğimiz şey, o zaman bak eksi E ilki karşıya atarsam E son eşittir E ilk olmaz mı Tonguç evladım benim? Olur bak hocam. Unutma, eğer sürtünmesizse, eğer dışarıdan bir iş yapılmamışsa bu ana formülümüzdür. Hadi bu formülü uygulayalım seninle beraber bakalım. E son dediğimiz şey buradaki enerjisi. Buradaki enerjisinin ben şu olduğunu görebiliyorum Tonguç'um. Hem bunun bir potansiyel enerjisi var hem de bu kinetik enerjisi var. Burada hızı olacak, zaten biz onu soruyor. O zaman potansiyel enerjisi artı kinetik enerjisi var. Eşittir diyorum. E2'ye bakalım. E2'de de burada da hem potansiyel enerjisi var yükseklikten dolayı hem de kinetik enerjisi var. Potansiyel enerjisi artı kinetik enerjisi diyorum. Ama dikkat et. Burada K'daki potansiyel, K'daki kinetik enerjisi. Burada ise M'deki potansiyel, M'deki kinetik enerjisi. Hadi seninle bir hesaplayalım bakalım evladım. Potansiyel enerjisi, buradaki potansiyel enerjisi hesaplarken neydi formülümüz potansiyel? M çarpı G çarpı H. Yani Mügehan dediğimiz formüldü. O zaman Mügehan hemen, kayıpları hemen bulur. Bunun kütlesi ne kadardı? Ne bileyim, bilmiyorum. Ne gerek var kütlesine? M çarpı G zaten 10 çarpı buradaki şey nedir? Hemen yüksekliği ne kadardır? Yüksekliği 1,4. 1,4 diyorum. Artı diyorum. Kinetik enerjisine bakalım buradaki. Onu da bilmiyorum. Hesaplamaya çalışıyorum. 1/2 çarpı M çarpı V'nin karesi. Eşittir diyorum. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bu sefer K'daki hesaplamayı yapalım. K'daki hesaplamada yine M çarpı 10 çarpı yükseklik, yani 2,4 artı diyorum Tonguç evladım. 1/2 çarpı, bundaki hızı var Tonguç evladım benim. M çarpı hızının karesi, yani 16'dır diyebilirim. İşte bu hesaplamayı yaparken dikkat ettiysen hepsinde M olduğu için çatanan çutanan hepsi birbirini götürdü, M'den kurtulduk. Evet. M probleminden kurtulduk. 10 çarpı 1,4 14 eder artı 1,2 çarpı V kare bölü 2 eder. Eşittir diyorum Tonguç evladım benim. 2,4 çarpı 10 24 eder artı 1/2 çarpı 16 8 eder. Tonguç evladım benim 24 artı 8 kaç eder? 32 eder. 14'ü karşıya attığım zaman 32'yi hemen bak V kare bölü 2 eşittir. 32, 14'ü karşıya attım. Eksi 14 oldu. V kare bölü 2 eşittir Tonguç evladım benim. Kaça Allah'ını seversen? 32 eksi 14. Burada bir işlem hatası yapmış olabilir miyim Allah'ını seversen? Dur bakayım. 2 kilogram kütleli demiş yahu. Niye hesaplamadıysak? Neyse, zaten gerek yok 2 kilogram kütleliyse. Zaten hepsi birbirini götürüyor. 2,4, 1,4. Tonguç evladım benim. Bu 32 nereden çıkmıştı? Ha, buradan 2,8. Hocam bu tür sorularda ben eğer 24, doğru cevap bulamazsam arkadaşlarımdan bakmaya çalışıyorum. Mesela önündeki adaya bakıyorum veya yandaki adaya bakıyorum. İşlem hatası yaptık mı bir bakalım. Hemen kontrol ediyorum seninle Tonguç evladım benim. İşlem hatası yapmadık gibi. 24, 10, 18 çıkıyor Tonguç evladım benim. 18 çıktı. 18 doğru çıktı. V kare eşittir. 2'yi karşı attığımız zaman 36 çıktı. V eşittir 6 metre bölü saniye çıktı. Bravo diyorum sana. 6 kere 6 36 hocam. Evet, biraz takıldık ama olsun. Oruçtandır herhalde diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Evet, sürtünme sistemde serbest bırakılan cismin gösterilen seviyede kinetik ve potansiyel enerji bulunuyormuş. Tonguç'um bak, buradan bir cisim bırakılıyor. Buradan bir cisim bırakıldığı zaman En sonda en aşağıdaki kinetik enerjisini vermiş adam. Kinetik enerjisi demiş ki 300 demiş. O zaman ilk başta buradaki adamın hızı 0 olduğunu biliyorsam kinetik enerjisi 0 diyebilirim değil mi evladım? Diyebiliriz hocam. Yani kinetik enerjisi 0 ve aynı zamanda potansiyel enerjisi bu ilk baştaki kinetik, sondaki kinetik enerji nereden gelmiş ki? Buradaki potansiyelden gelmiş. O zaman 300 Joule'dür diyebilirim Tonguç'um. Peki ben potansiyel enerjisi 300 Joule'se yani M çarpı G çarpı 3H eşittir 300 Joule'se M çarpı aynı kütle aynı yerçekim ivmesi çarpı 2H ve M çarpı G çarpı H nedir Allah'ını seversen? Ya baksana bak bu 300 bu 3. Bu 2 bu 200 o zaman. Çünkü diğerlerin hepsi aynı. Bu 1 o zaman bu da 100 diyebiliriz. O zaman buradaki potansiyel enerjisi ve buradaki potansiyel enerjisini hemen hesapladık. Peki Tonguç'um mantıklı bir insan olarak düşünebiliriz. Buradaki toplam enerjisi kaçtır? 0 artı 300? 330. Dangoz ne diyorsun evladım? 300. 300'dür. O zaman bu 100 azaldıysa nereye gitti bu? Kinetik enerjisi arttı. Bu 100 azaldıysa nereye gitti bu? Kinetik enerjisi yine arttı 100. Sonra yine 100 azaldı. Hatta buradaki potansiyel enerjisi 0 diyelim artık yere çarptığı zamanki potansiyel enerjisi. Buradaki kinetik enerjisi ne oldu? 300 oldu. Yani dikkat et bu azalıyor, azalıyor, azalıyor. Bu ise artıyor, artıyor, artıyor şeklinde potansiyel enerjisinin kinetik enerjisine dönüşüm olayını görebilirsin. Buradan diyoruz. Sürtünme sistemde 6 kilogram kütleli cismin yere çarpma hızı kaç metre bölü saniyede demiş. Şimdi bu adamın kütlesi 6 kilogrammış. Fen Lisesi sorusunda da işte birazcık daha formülsel yaklaşmamız gerekiyor. Neydi formülümüz? Buradaki hiç dışarıdan bir enerji o etki metki olmadığı için süzülme de olmadığı için E ilk eşittir E sonu diyebiliriz. E ilkteki nedir? Potansiyel enerjidir. E sondaki nedir? Buraya çarptığı andaki diyor ki çarpma hızı diyor. O zaman o da sadece kinetik enerji var diyebiliriz. Potansiyel enerjinin formülü neydi? MGH idi. Kinetik enerji formülü neydi? 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kareydi. Uzasa da uzata yazıyorum ki sen anla diye. Normalde 2 satırlık işlemi var. Normalde hani kütle 6 çarpı 10 çarpı yükseklik 5 eşittir 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı aslında kütleyi bilmesen de olur fark etmez de V'nin karesi. V dediğimiz şey zaten onu soruyor bize. V'nin karesi. Bak kütleler zaten birbirine götürüyor. Bilmesen de olurdu. 50 eşittir 1 bölü 2 V kare. O zaman 100 eşittir V kare çıkıyor. V eşittir 10 metre bölü saniyedir. Tam çarpma hızı diyoruz ve geçiyoruz diyorsunuz. Enerji kaynaklarına bakalım. Yenilebilir ve yenilenemez. İnanılmaz zekisin. Mükemmel zeki. Peki yenilenemez enerji kaynaklarına bir örnek verebilir misin Tonguç Efendi? Mesela hocam bazı şeyler yenilebiliyor. Diyelim ki ağaç yaprağı veyahut da meyve, sebze bunlar yenilebilir. Bunlar ve bize enerji verir. Gün içerisinde yorulduğumuz anlarda mesela oruç olmasak. Elan dangoz musun? Ne yenilenemez. Bak yenilebilir değil. Yenilenebilir. Yani yenilenmekten geliyor. Aynı öyle. Yenilebilir farklı bir şey. Şimdi yenilenebilir enerji kaynakları güneş, ondan sonra rüzgar, ondan sonra Tonguç evladım benim jeotermal yani yeraltı sıcak suları, rüzgar günlü döndürmesi, güneş panellerinde güney ısı ve elektrik elde etmemiz, dalga enerjisi, okyanustaki dalgalardan hareket enerjisiyle elektrik üretmek ve benzeri. Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman fosil yakıtlar en önemlisi. Fosil yakıtlar da dünyada en fazla kullanılan yakıt çeşididir diyoruz. Kömür, petrol ve doğalgaz ülkemizde de ısınmak için çok kullanılıyor tabii ki. Doğalgaz diğerlerine göre daha az kötü. Çünkü kömür ve petrol çok kötü gazlar çıkartıyor ama doğalgaz da birazcık daha iyidir diyebiliriz. Hani nispeten iyi. Radyoaktif maddelerse nükleer enerji dediğimiz aslında işte uranyum, plütonyum dediğilen çok toryum denilen çok aslında tehlikeli maddeler diyoruz. Enerji kaynakları tablomuzda doldurmuş. Geldik Tonguç'um işte ısı ve sıcaklık en fazla sınavda çıkacak. Dersin kaynama sıcaklığı 23 derecedir hocam. 23 derece ders kaynar. Erime ve kaynama sıcaklıkları verilen KLM maddelerinin 5 derece sıcaklıkta bulunabileceği fiziksel halleri yazınız demiş. Şimdi Tonguç'um burayı şöyle düşün. Bu 20 derece bu 80 derece. Bu adamı 5 dereceyi yazmaya çalışsan sanki şunu şöyle bir sayı doğrusu gibi düşün tamam mı? Burası 20, burası 80 ise sen 5 dereceyi nereye yazarsın? Şuraya bir yere yazarsın değil mi Tonguç'um? 5 derece eğer buraya geliyorsa sayı doğrusuna 5, 20, 80 diye gider değil mi? 5 derece buraya gelirse yani erimeden önceye geliyorsa eğer o zaman bu katı haldedir diyebiliriz Tonguç öğrenmem. Çünkü erimeden önce gelmiş. Erimeden önce bir madde hangi haldedir? Tabii katı haldedir. 5 derece mesela bu sayı doğrusu gibi düşünürsek eğer. Burası -5, burası 60 derece ise 5 derece nereye gelir? Şuraya 1'e gelir değil mi Tonguç'um? Evet, yani dikkat et, erime ile kaynama arasına geliyor. Erime ile kaynama arasına gelen şey tabii ki 0 diyebiliriz. -20 ile 5 derece. Bunu sayı doğrusu olarak düşünürsek. -20 burası 5 derece. 5 derece nereye gelir? Buraya gelir. Allah Allah. Tam kaynama sıcaklığına geldi. O zaman şunu söyleyebiliriz Tonguç'um. Gaz ya da sıvı olabilir Tonguç evladım benim. İkisi de olabilir. Dolayısıyla bu ikisini de yazmak zorundayız diyoruz. Bu tarz sorular eski üniversite sınavlarında çok çıkıyordu. Tabi artık herkes alıştığı için çok çıkmıyor ama okullarda, okullarda sınavlarında çıkabilir diyoruz. Geldik -20 derece sıcaklıktaki 10 gram buza 420 kalori ısı veriliyor. Tamam eyvallah. Sıcaklık grafiği çizerek kaç gram buz kaldığını bulunuz demiş. Şimdi Tonguç Evren Bey bir kere grafiğimizi şöyle bir uzatalım. Şimdi diyor ki adam bana -20 derecede bir buz varmış. Hemen buradan -20 derecede buz varmış diyorum. Tamam eyvallah. 10 gram buz olmuş. Ben buna ısı verdim. Ben bunu ısıttığım zaman bir kere bunun grafiği böyle bir 0 dereceye kadar gider. Çünkü 0 derece ne yapar buz evladım? Donar. Erir, dango zaten donmuş. Tamam buraya kadar bu neydi Tonguç Evren Bey'im? Burada kullanacağım formül benim Kel-Macit formülüydü. İlk başta bunu bir ısıtmaya çalışalım 0 dereceye kadar. Kel-Macit formülünde ısı eşittir. Kel-Macit saç etkilmiş hocam. Kütle 10 gram çarpı C dediğimiz C buz 0,5 çarpı delta T. Bununla bunun arasındaki sıcaklık farkını -20 ile 0 arasındaki sıcaklık farkı ne Allah'ını seversen? Tabii ki 20 derece. Yani sıcaklık değişimi ne kadardır onu yazdık. Şimdi buradan karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor Tonguç Evren Bey'im. Isı yani buradaki ısı eşittir 10 çarpı 0 5 eder. 5 çarpı 10 5 çarpı 20 100 kalori çıkar. Burada 100 kaloriye ihtiyacım var diyorum. Ha peki geldik sonrasında adam diyorum ki o zaman hal değişimine başlıyor. Burada hal değişimine başladı. Burada hangi şeyi kullanacaktık formülü? Kelemeli kullanacaktım. Şimdi kelemeli kullanırsam eğer hemen yerine koyalım. Burada 10 gram buzdu. Tabii ki 80 kalori demiş. Derim erimasına. O zaman kaç çıktı? 800 kalori çıktı. O zaman burada ise 800 kalori gerekli ben bunu eritebilmek için. Elimde ne kadar var Tonguç Evren Bey'im? 420 var. Yetmez ki. Patladım. 380 neden? Lazım. Aynen bak. Burada bir 100'e harcadım. Şimdi 420'm vardı. 420'den bir 100'ü harcadım ve 320'm kaldı. Artık ne oldu? Bu aşamada birinci durumda artık 0 derece hale geldim. Tam erime başlayacak. Ama sonrasındaki bu 320, 800 yetmez ki. O zaman demek ki bu tam sonuna kadar değil de buraya kadar falan filan gelmeye çalışacak. Yani şurada kesilecek aslında. Diyor ki adam kaç gram buz kaldığını bulun demiş. Ha, o zaman ne kadar buza eritebildiğimizi hesaplayalım. Bu normalde tüm buzu eritebilmek için. Tüm buz için. Ama elimde ne kadar var? 320 var. O zaman yine kelemel formülümü uyguluyorum Tonguç Evren Bey'im. 320 kalori aslında 10 gram değil. M kadar gramı ne kadar eritir? 80 kalori LS'ydi. O zaman 4 gram buz erir diyebiliriz. 4 gram buz erir ve kaç gram buz kaldığını bulun demiş ya burada. Normalde kaç gram buzumuz vardı? 10 gram vardı. O zaman 10-4'ten 6 gram buz kalır diyebiliriz. Tonguç bak şurada 4 gram buz erir diyoruz. Bu arada ne kadar kullanıyoruz? 320 kalori kullanıyoruz. Burada da o zaman şurada kesiliyor grafiğimiz ve bundan sonra da aslında 6 gramda buz kalıyor diyoruz. Önemli bir soru, değişik tarzda bir soru. Böyle tarzda sorular gelebilir diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi termometrelerle ilgili Fahrenheit termometresiyle 86 Fahrenheit ölçülen sıcaklık değeri kaç derecede diyoruz. Hemen formülümüzü yazalım. F-32 bölü 180 eşittir C bölü C-0 bölü 100. C-0 bölü 100 şeklinde bir formülümüz var. Hani bu formülü hesaplayabilirsin ama istersen şöyle de çizebilirsin. Fahrenheit termometresinde 32 Fahrenheit'te 212 Fahrenheit suyun donma ve kaynama noktalarıydı. Santigrat termometresinde ise Tonguç Evren Bey'im 0 ile 100 derece. Bunun arasındaki fark ne kadar Tonguç Evren Bey'im? 180 Fahrenheit. Bunun arasındaki fark ne kadar? 100 Fahrenheit. Aslında onu yapıyorum. Bak bu 180 ile bu 100 aslında bu bölünen zımbırtılar. Dolayısıyla F'den 32'yi çıkartacağım. Yani bana verdiği zımbırtıdan 86 Fahrenheit'tan 32 Fahrenheit'e çıkartıp 180'e böleceğim. Eşittir diyeceğim. C'yi soruyor bana zaten. C eksi 0'a yazmama gerek yok. Bölü 100 diyeceğim. Bununla bu sadeleşti. Sonrasında diyorum ki birazcık daha sadeleşme yapsak mı? 86 eksi 32 neler? 54 eder. 54 bölü 18 eşittir C bölü 10 çıkar. 54'ü 18'e versem 3 ve 1 kalır. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman C 30 derece olur Tonguç evladım benim. Şimdi geldik Celsius termometresiyle 40 derece ölçülen sıcaklık. Kaç Kelvin demiş? Kelvin Klein. Oradaki ne diyorsun Allah'ım? Reklam aldım hocam. Oradaki formülü bak, tekrar formülü yazmak istiyorum. F eksi 32 bölü 180 eşittir C eksi 0 bölü 100 eşittir K eksi 273 bölü 100 diyorum. Bak şuradaki aslında tabii şunun da genel formülünü yazmak istesem X eksi donma noktası bölü erime noktası eksi donma noktası şeklinde bir formül var. Aslında bu donma noktası dediğimiz şeyler. Suyun donma noktası 0 derecedir. Ama Kelvin'de 273, Fahrenheit'te 32'dir diyebiliriz. Eğer sana X termometresi sunarsa o zaman bak bu 180, 100 ve 100'ün nereden geldiğini bilmek zorundasın. Erime noktası ve donma noktası farkından bulacağız diyoruz. Hemen hesaplayalım o zaman. Şu ikisine bakmamız gerekiyor. Celsius'ta Kelvin arasında bu yüzler sadeleşeceği için C eşittir C artı 273 eşittir Kelvin şeklinde bir kısaltma formülümüz var. Onu da bilsen iyi olur. O zaman 40 artı 273 eşittir Kelvin eder. Yani 313 Kelvin'dir diyebiliriz cevabımıza ve geçiyoruz diğer sorumuza. Seve gazları severim. Boşluk doldurma en sevmediğim. Tabii gidiyorum. İçine elektrik soruları da geliyor. Elektrik soruları da geliyor. Kalıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Seve gazları sebebiyle dünya üzerinde ortalama sıcaklığının artması olayına Tonguç evladım benim biz küresel ısınma. Aynen öyle. Küresel ısınma diyoruz. Aslında çok zor değil. Global warming. Tebrik ediyorum seni. İngilizcesi çok hakimsin. Fosil yakıtların aşırı kullanımı sebebiyle dünyaya gelen güneş ışınlarının dünyadan uzaklaşamamasına sera etkisi diyoruz. Sana da anlattığım gibi biraz önce diyoruz. Isı enerjisinin elektromanyetik dalgalarıyla yayılması olayına ışıma diyoruz Tonguç evladım benim. Isının yayılma yollarından bir ışıma vardı. Güneşten bize ısının gelmesi maddesel ortam olmadan. Bir de Tonguç evladım metallerin kendi içlerinde ısının iletim yoluyla, yani birbirleriyle temas etme. Mesela ben buna dokundum. Kaleme dokunduğum zaman ısı iletim yoluyla yayılıyor. Veya buradaki ışık mesela beni ışıma yoluyla ısıtıyor. Sıvı ve gazlarda gözlenen ısının tanecik hareketiyle yayılması olayına ise Tonguç evladım benim konveksiyon ile yayılma diyoruz. Mesela işte kalorifer borusundaki kaloriferin bizi odanın içinde ısıtması konveksiyon yoluyla diyoruz ve elektriğe hoş geldin diyorum. Bak Tonguç'um, L iletken küresi içi boş metal K küresine önce içten sonra dıştan dokundurularak nötr M elektroskobunun topuzuna yaklaştırılıyor. Buna göre topuz ve yaprakların yük cinsi ne olur demiş. Bunun bir zor şeyini de çözeceğim ama ilk başta şu şeyi yapalım. Eğer hocam, iki cisim, bu artı 5Q, bu da eksi 2Q birbirine dokundurulursa formülümüz şuydu Tonguç evladım benim. Herhangi bir cismin yükünü arıyorsak, QK'nın son yükünü arıyorsak toplam yükü bulmamız gerekiyor. Toplam yükü toplam yarı çapa böleceğiz. Çarpı R'nin yarı çapı, K'nın yarı çapıyla çarpacağız. Bitti, bu kadar. Şimdi Tonguç'um, burada içi boş bir küre var. İçi boş kürede bir nanelik var. O naneliği sana hemen şöyle göstermek istiyorum. İlk başta adamın söylediği ilk olayı yapıyorum. Sen bunu bunun içine dokundurduğun anda, bunu alıp L cismini K cismine dokundurduğun anda bu bütün yüklerini buna verir. Dolayısıyla toplam yükü artı 5Q eksi 2Q birleşirse ne olur Allah'ını seversen? Artı 3Q olur. Ve bunu çektiğin zaman sen bu nötr hale gelir. Bak bu birinci durum. Birinci durum. Bunu içten dokundurdun ve çektin. Bu nötr hale gelir L yükü. K ise bunu aldıktan sonra burada K'nın yükü ise artı 3Q hale gelir. Çünkü toplam artı 5Q ile eksi 2Q toparsa ne der? Artı 3Q eder. Şimdi ikinci durumu yapıyorum seninle Tonguç evladım benim. İkinci durumda ise dışarıdan dokunduruyorsun diyor. Sen getiriyorsun, böyle dokunduracaksın diyor. Artı 3Q ile nötrü dokundurduğun zaman üst üste, dışarıdan dokundurursan ikisi de aynı bir küre gibi davranır. İkisi de küre gibi davranırken işte buradaki formül geçerli. O zaman ne diyoruz? Bak buradaki yükü aslında 0 oldu artık. Bunun da şey oldu. L'nin yükünü hesaplayalım. Çünkü L'nin yükünü soruyor. L'yi buraya götüreceğiz. QL üssü eşittir toplam yük Sen artık bu 0 bu artı 3Q topladığı zaman artı 3Q etti Tonguç'um. Toplam yarıçap. Bunun yarıçapı 2R, bunun yarıçapı R. O zaman 3R toplam yarıçap çarpı L'nin yarıçapı yani 1R. O zaman diyorum ki R'ler birbirini götürdü, 3'ler birbirini götürdü. O zaman ne çıktı? Q kadar çıktı. Yani bu artı Q kadar çıkacak yükü. Artı Q cismi. Sen eğer buna yaklaştırırsan demiş. Yaklaştırdığın zaman bu nötr olduğu için İçinde artı ve eksi yükler dağınıktır. Ama sen bunu yaklaştığın zaman eksi yükler burada toplanmaya çalışır. Neden diyeceksin? Çünkü artı yükü çekerler eksi yükler. Artı yükler de burada kalır. Çünkü eksi yükler buradan buraya gidecekler. Bu artının çekim kuvveti yüzünden. Artı yükler burada kaldığı zaman da hop yapraklar bir anda açılacak. Tonguç evlen benim. Topuzun yük cinsi. Topuz buraya yazmak istiyorum. Topuz eksi yapraklar artı yük ve açılır diyebiliriz yapraklar için Tonguç evladım benim. Bak yük hesabının nasıl yapıldığında bu şekilde hesaplamış olduk. Unutma içi boş küreye içten dokundurursan diğer cisim bir anda nötrlenir. Sonra dıştan dokunduğu zaman ne oluyordu görmüştük. Hatta şöyle yapalım. Bu artı 1Q oldu. Bu da aynı hesabı yaparsak bu sefer 2R ile çarpacağımız için artı 2Q olacak diyoruz Tonguç evladım benim. Ve geldik yatay ve sürtünmesiz düzlemde tutulan KLM noktasal cisimlerinden L serbest bırakıldığında dengede kaldığına göre X uzaklığı kaç T'dir demiş. Serbest bırakılmak derken direkt salıyorlar yani değil mi hocam? Rahat bir şekilde. Şimdi şöyle düşünelim Tonguç Erhan Bey'im. Şöyle düşünelim. Burada normalde bir Coulomb kuvveti var. Demiş ki eğer sen L serbest bıraktığında serbest kalıyorsa şimdi bu artı yük artı yük. Artı artı ne yapar birbirine evladım? İter. Aynen tebrik ediyorum. Bak bunların ittiğini FKL diye yazıyorum. KL'nin birbirine etkisi diye yazıyorum. Şimdi bir de artı yük artı yük ne yapar birbirini? İter. Yine iter. O zaman bunlar da birbirini iter. O zaman FLM yazalım bunlara da. Bunlara LM. Şimdi bu adam eğer bu ikisinin de arasında dengede kalıyorsa demek ki bunlar birbirine eşittir. Hemen buraya yazmak istiyorum. FLM kuvveti yani L'nin M'ye etkisi K'nın L'ye etkisine eşitmiş Tonguç'um. Bir kere L'nin M'ye etkisini bulmak için neydi formülümüz? Hemen formülümüzü hatırlayalım sana. F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D kare diye bir formülümüz var. Heh, o zaman buradaki etkiyi bulabilmek için FLM'yi bulabilmek için K çarpı Q1 artı Q çarpı artı 4Q. Ya zaten 4Q yasak da olur. Bölü. Aradaki uzaklık bilmiyorum. Burayı biliyorum ama X. Daha doğrusu bir onu soruyor bana zaten. O zaman burası da 3D eksi X olmaz mı? Tamamı da 3D değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman 3D eksi X'in karesi gibi astrofiziğe hoş geldiniz diyorum. Eşittir. KL dediğimiz şeyse. Kuantum dünyasına hoş geldiniz. Aynen. Kuantum sihirli dünyası. Bu X'in etkisine baktığımız zamansa yine K. Yine K. Çünkü formül aynı. Q burada. Q. Bunu artı yazmamız da gerek yok. Burada Q çarpı Q bölü bu sefer X'in karesi diyeceğim Tonguç'um. Bak bir sürü şey sadeleştiriyor. O yüzden hiç endişe etmene gerek yok. K'lar birbirini götürdü. Q'lar birbirini götürdü. Burada Q'lar da birbirini götürdü. Oh be her şey yolunda. O zaman ne kaldı burada? Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 4 kaldı bir. 4 bölü 3D eksi X'in karesi eşittir. Burada ne kaldı? Yukarıda sadece bir 1 kaldı. 1 bölü X'in karesi diyorum. Tonguç buraya kadar getirdiysen artık zaten astro profesörsün diyorum sana. Şimdi dolayısıyla içler dışlar çarpma yaptığınız zaman 4x kare eşittir 3d eksi x'in karesi diyorum. Şimdi her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman bu 2x eşittir. Bunlar birbirini götürdü. 3d eksi x çıkıyor. Bu x'i karşıya attığımız zaman 3x eşittir 3d çıkıyor. X eşittir D kadar çıkıyor Tonguç evladım benim. Dolayısıyla dengede X uzaklığı kaç D'dir demiş? X uzaklığı 1D'dir diyoruz ve gerçekten de mükemmel bir şekilde sana bu konuları tekrar etmiş olduk. Ben nasıl çalışacağım hocam? Tonguç'um TAP Fizik Soru Bankamızda bir kere bununla ilgili yazılı soruları var. Bu yazılı soruları lütfen iyi çalışmaya çalış. Hatta burada her ünitenin sonuna yazılı soruları koymaya çalıştık. Mesela burada sayfa 213'te tak yazılı sorularımızı mutlaka bitir. Sayfa 213'teki aynı zamanda elektrikle ilgili yazılı sorularını bulabileceğin sayfa 239 ve 240'a da bakmayı unutma. Tabii ki ondan önceki ALFL tekrarları acayip önemli. Yani sayfa 211'deki ALFL tekrarları, aynı zamanda ünite tekrar testlerimiz acayip önemli. Sınavda çıkabilecek hani hem zor seven öğrencilere hem de orta düzey soruları isteyen öğrencilere uygun. Neden diyeceksin? Çünkü içine Fen Lisesi soruları da var. Hem normal Anadolu Lisesi soruları da var. Buradan tak taramalarla da kendini tekrar edebilirsin. Buradaki konu başlığına uygun bir şekilde. Aynı zamanda eğer konuları yetmedi, ben birazcık daha sıfırdan çalışacağım diyorsan Tonguç Öğren benim tabii ki ne yapıyorsun? Sıcaklık ünitemizde. Hemen bakıyoruz. Buradan açıyoruz kitabımızı. Yer çekimi, potansiyel enerji, öteleme, buradan başlasan yeterli. Enerji ünitesinden başlasan yeterli. Enerji ünitesinde devam ettikten sonra Tonguç Evren Bey'im, enerji ünitesi bittikten sonra tabii ki hal değişimi, ısı ünitesine gelmeni istiyorum seninle. Sonrasında Tonguç Evren Bey'im, elektrik yükleri konusuna da gelirsen bu üç üniteyi de tamamlamış olacaksın. Tebrik ediyorum seni. Buradan da çalışabilirsin. Sıfırdan konulara bakabilirsin. Hadi bakalım o zaman, ödülü sorumuzu yap. Sınavında başarılar. Hadi bakalım evladım. Teşekkürler hocam.